Kaça bırakırsın sepeti? Kıyakçı olur ağam. Yahu ordu seferde. Bu paraya kim alır bunları? Düş biraz, düş. İnsan kadimdir. İnsan olan, insan olduktan sonra ona hiçbir şey günah değildir. Ey payitaht ahalisi, ey müminler. Siz bakmayın o medresesinde, divanında oturmuş ahkam kesen ulema laflarına. Hayırdır? Kim bu adam? Siz bana kulak. Olay Şeyh Maşuki derler. Ulema tutturmuş. Aksaray'dan gelmiş. Şunu yeme, bunu yapma. Şu günah, bu haram. O cahiller bilmezler ki Yüce Rab bize her şeyi helal kılmıştır. Esasen şeriatın haram dediği her şey helaldir. Dahası istersen, üstesinden gelebilirsen ye, iç, yat, uyu. Bunların hepsi ibadettir. Sen ne diyorsun Şeyh Efendi? Yeme içme nasıl ibadet olur? Oruç, zekat, hac, Yezide Cereme için gelmiştir. Bunların hiçbirinin hakiki mümin için bir manası yoktur diyorum. Hakiki mümin, mümin olan yılda iki bayram namazı kılsın yeter diyorum. O iki bayram namazında secdede bizi, kutbül alemi görsünler yeter diyorum. Ne dersin sen? Boşuna mı namaz kılıyoruz? Ben orasını bilmem efendi. Zira hiç kimse Yüce Rabbin nüfuz ettiği kalbi sorgu edemez. İbadetlerin avam için olduğu aşikar. Onları meşgul etmek, birbirleriyle uğraşmasına mani olmak için gelmiştir. Bu adam düpedüz deli, zındık, fitne fesat peşinde. Tövbe tövbe. Büyük laflar ettin evlat. Günahtan ve insanların arasında fitne çıkarmaktan korkmaz mısın? Ben hakikati dillendiririm efendi. Siz kimsiniz? Hoca Çelebi derler bana. Ebu Suud efendi. Babam hürmetle bahsederdi sizden. Şeref duydum tanıştığıma, memnun oldum. Şeyh Maşuki derler bana da. Namını duydum evlat. Baban Pir Ali'ye pek bir saygın vardır. Biraz evvel vaazını da dinledim. Söylediklerin ne dine ne de akla sığar. Pek genç ve tecrübesiz olduğun aşikar. Böyle konuşmaya devam edersen eğer akıbetin pek hayırlı olmaz. Nefesin kesilir maazallah. Nefesim söyleyeceklerim yüzünden kesilecekse varsın kesilsin. Doğru bildiğimi söylemekten caymam ben.